Konuşan herkese merhaba. Konumuz enerji iletim yolları ve iletim hızı. Nisan ayına girdik. Şöyle bir programımıza göz atalım. Enerji iletim yolları ve iletim hızını işleyeceğiz. Sonra genleşme arkasından baktığımızda ısı ve sıcaklık soru çözümü. Genel bütün e, soru çözümü yapacağız. Elektrik yüklü elektriklenme, yüklenme çeşitleri şeklinde devam edeceğiz ve Nisan'ı bitireceğiz. Ondan sonra dolu dolu yolumuza devam ediyoruz. Kitaplarımız bakın soru çözümlerini lütfen yapınız. Ödevlerinizi lütfen yapınız. Aksi takdirde unutursunuz ve bu yaptığınız bu kadar yaptığınız çalışma boşa gider. Buradaki ödevlerinizde zaten biliyorsunuz. Haydi başlayalım. İlk sorumuz 20 santigrat derece sıcaklıktaki K ile 10 santigrat derece sıcaklıktaki L ısıca yalıtılmış bir ortama konulduğunda denge sıcaklığı 10 santigrat derece oluyor. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri Doğru olabilir. Bakalım şimdi. K'nın sıcaklığı 20 santigrat dereceden 10 santigrat dereceye düşüyor ama L'nin sıcaklığı yine 10 santigrat derece, gördüğünüz gibi. O zaman şunu söyleyebilirim. K'nın sıcaklığı azaldığına göre K kesinlikle ısı vermiştir. Doğru. İlk durumda L sıvı haldedir. Şimdi bakalım şunu söyleyeceğiz. L'nin sıcaklığı değişmediğine göre o zaman hal değiştiriyor diyeceğiz. Yani ısı alarak hal değiştiriyor. Şu olabilir. Sıvı haldeyken ısı alıyor ve gaz hale geçiyor olabilir. Evet, olabilirlik var. L hal değiştirmemiştir. Aksine L'nin sıcaklığı değişmiyorsa ve ısı alıyorsa o sırada hal değiştiriyordur. Kesinlikle yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir sevgili gençler. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Geçtik. Eksi 10 santigrat derece sıcaklığındaki m gram buz ile 23 santigrat derece sıcaklığındaki 10 gram su ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırıldığında karışımın denge sıcaklığı 5 santigrat derece oluyor. Buna göre karışıma giren buzun kütlesi m kaç gramdır? Burada şunu görüyoruz. Birinin sıcaklığı bakın yani burada su 23 santigrat derece sıcaklığı suyun sıcaklığı azalıyor. Bakın 5 santigrat derece oluyor. Bu durumda su ısı veriyor. Verilen ısıyla alınan ısı birbirlerine eşitti ısıl denge durumunda. O zaman bu ısı verirken buzun sıcaklığı da eksi 10 santigrat derece önce sıcaklığını 0 santigrat derece çıkaracak. Ondan sonra bakın ne diyor Buz ile denge sıcaklığı 5 santigrat derece. O zaman buzun tamamı eriyecek. Ondan sonra sıcaklığı 5 santigrat derece çıkacak. Şu katı olamaz. Buz buzken sıcaklığı 5 santigrat derece olamaz. Çünkü 0 santigrat derece erime sıcaklığıdır. O sıcaklıkta tamamı eriyecek. Ondan sonra su olduktan sonra sıcaklığı 5 santigrat derece çıkacak. Biraz detaylı bir soru, biraz böyle bir işlem gerektiren bir soru. Bunu da yavaş yavaş sakin bir şekilde yapalım. Şimdi önce suyum vermiş olduğu ne diyoruz önce? Verilen ısıyla alınan ısı birbirlerine eşit dedik. Isıyı veren kim? Su. Sıcaklığını 20 santigrat dereceden 5 santigrat derece düşürüyor. Yani sıcak değişimi 18. Q eşittir. MC delta T'yi düşünüyorum. Önce bakıyorum kütlesi ne kadardı? 10 gramdı. Yazalım hemen. C'si de 1 yazdık. Sıcaklığı 23'ten 5 santigrat dereceye düştüğü için 18 santigrat derece D de değişim var. O zaman bu kadar ısı vermiş oluyor. Alınana bakalım. Şimdi buz ne yapıyor? Buzun sıcaklığı önce 0 santigrat dereceye yükselecek. Kütlesi hem C'si ne kadarmış? 0.5. Önce sıcaklığını 0'a çıkartmak için değişim 10 santigrat derece 10 ile çarpıyorum. Artı ne yapması lazım? Buzun tamamının erimesi lazım ki sıcaklığı 5 santigrat derece olabilsin. O zaman M çarpı L erimeyi de getirip koyuyoruz ki erime de 80. Buraya hemen 80'i getirelim koyalım. 80 artı bir de sıcaklığı 5'e çıktığı için M çarpı ve dikkat etmen gerekiyor. Artık o su. Ne kullanacaksın o zaman? Suyun öz ısısını kullanacaksın. 1 sıcaklığı da 5 arttığı için ve 5. Bu kadar ısı aldı. Bu da bu kadar ısı verdi. Devam edecek olursak şurada devam edelim. 180 eşittir. Burası 5 m geldi. Yazıyorum hemen. Artı burası 80 m geldi. Artı bu da 5 m kadar geldi. Ve toplamda 90 m olmuş oldu. Ve 90 m de kime eşit? 180'e eşit. m de buradan 2 gram gelir sevgili gençler. Bu yüzden cevap C şıkkıdır. Diğer sorumuza geçelim diyagramdaki ifadeler en üstten başlanarak doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Isının konveksiyon yoluyla yayılmasında maddeler arası temas gereklidir. Evet temas gerekli e, taneciklerin e, sıcaklığı arttığında öz kütlesi azalır. Öz kütlesi azalan e, akışkan yer değiştirir. Yukarı çıkar. Öz kütlesi büyük olan da aşağı iner. Bu şekilde konveksiyon yoluyla da ısı aktarımı olmaktadır. Doğrudur. Buradan devam ediyoruz. Isı alan madde taneciklerin ileşim genliği artar bu kesinlikle doğru değildir. Yani sıcaklığı artabilir de ya da hal değiştirebilir de hal değiştirme durumunda moleküller arası mesafe artar ya da azalır. O yüzden yanlışla devam ediyoruz. Bir maddenin tanecikleri arası mesafe arttıkça ısının iletim yolu ile yayılması kolaylaşır. Şimdi mesafe artması demek birbirlerinden uzaklaşması demek. Uzaklaşma olduğunda temas yani tanecikler arasındaki temas zorlaşacaktır. O yüzden aksine e, zorlaşacaktır diyoruz ve yanlışla devam ediyoruz. Sıcaklığı mutlak sıfır değerinden büyük tüm maddeler ışıma ile enerji yayabilirler. Evet e, burada yapılan ışınmanın enerjisi önemli. Ne kadar büyük sıcaklığa sahipse ışınmanın enerjisi de o kadar fazla olacaktır. O yüzden doğrudur cevabımız bu durumda 4 çıktığımız için D şıkkıdır sevgili gençler. Bir binanın iki duvarı ile çatısının iç ve dış yüzeye bakan alanları aynı kalınlıkları ise şekildeki gibidir. Bakınız D, 2D ve 2D. Duvarların yapıldığı malzeme özdeş, çatınınki ise ısı iletim katsayısı daha küçük bir malzemeden yapılmıştır. Güneşsiz ve rüzgarsız bir günde dış ortamdaki ısının iç ortama ulaşması sırasındaki ısı iletim hızları birinci duvarın V1, ikinci duvarın V2 ve çatının V3 ise V1, V2, V3 ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi ısı iletim katsayısı önemli. Mesela aynı kalınlığa sahip ama çatının ısı iletim katsayısı daha küçük. Bu durumda diyeceğiz ki birdeki hız yani burada bir yazarsam buna 1'deki hız 2'deki pardon çatı için 3 demiştik. 3'teki hızdan daha büyüktür. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sonra bunların aynı maddeden yapıldığını biliyorum. Yani ısı iletim katsayıları aynı. Kalınlık önemli. Ne kadar kalınsa ısı iletimi o kadar azdır diyoruz. kalınlıkta ters orantılı. O zaman daha ince bu durumda bunun ısı iletim hızı daha büyük olacaktır. Yani V2 de V1'den büyük olacaktır. Bu durumda V2 V1 V3 şeklinde sorunun cevabı karşımıza çıkar. Yani B şıkkıdır diyoruz sevgili gençler. Diğer sorumuza geçelim. Yanda eşit kalınlıktaki üç farklı maddenin ısı iletim katsayıları verilmiştir. Sıcaklıkları farklı iki ortam bu üç farklı maddeden yapılan duvarla ayrıldığında beton arme perde, alçıpan ve taş yönünden geçen birim zamandaki ısı miktarı de, delta QB, delta QA ve delta e, T arasındaki ilişki QT arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şunları düzeltelim hemen. Pekala. Şimdi bakıyoruz. Isı iletim katsayısı ile doğru orantılıdır ısı iletim hızı. Bakın birim zamandaki ısı miktarı zaten ısı iletim hızı demek. Baktığımızda beton betonarme için ısı iletim katsayısı en büyük, taş yünü için ısı iletim katsayısı ise en küçük ve bunlarla doğru orantılı olduğuna göre ısı hızı beton e, perde perdede en büyük olacaktır diyoruz. Yani delta QB en büyüktür diyoruz. Sonra alçıpan için daha küçük bir iletim katsayısı olduğu için ondan küçüktür diyoruz. Ve son olarak taş yönüne baktığımızda ısı iletim katsayısı en küçük. Bu durumda onun ısı iletim hızı yani birim zamandaki ısı birim zamandaki ısı miktarı en küçük olacaktır. Bu durumda cevap bakıyoruz hemen BAT nerede? B şıkkındadır sevgili gençler. Diğer sorumuza geçtik etek uçları kalorifer peteklerinin üstüne gelen perdelerin etek uçlarındaki dalgalanmanın nedeni 1 2 3 yargılarından hangileri ile açıklanabilir bakalım hemen Kalorifer peteğinin ışıma ile odayı ısıtması. Hayır ışıma yoktur. Orada konveksiyon ile e, bir ısıtma durumu söz konusudur. O yüzden bir olmaz yanlıştır. Kalorifer peteğinin üstünde ısınan moleküllerin genleşerek öz kütlesinin azalması ve yukarıya yükselmesi. Az evvel bu anlamda bir açıklama yapmıştık. Akışkanın öz kütle değişiminden dolayı hareketlenmesiyle konveksiyon oluşacaktır. Bu doğrudur. Kalorifer peteğinin öz ısının... Perdenin öz ısısından büyük olması hayır. Şimdi öz ısı ile hiçbir ilgisi yoktur bunun. Çünkü peteğin biz ısı verdiğini biliyoruz. Isıyı alan hava moleküllerinin öz kütlesi azaldığı için yukarıya çıktığını biliyoruz. Ama öz ısı ile alakalı hiçbir bilgi yok. O yüzden buna gerek yok diyoruz. Ve cevabımız bu durumda yalnız ikidir. Yani aşıkıdır sevgili gençler. Diğer sorumuza geçtik. Uzunlukları d, d ve 2d olan aynı kalınlıklı KLM iletken çubukları perçinlenerek uç kısımlarına özdeş x, y mumları yapıştırılmıştır. K bileğinin sol tarafından özdeş mumlar aynı anda yakılıyor. X ve y mumları aynı anda eriyip döküldüğüne göre KLM metal çubuklarının ısı iletkenlikleri için yazılan 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? bakalım şimdi ikisinde de L uz L çubuğu var ve D uzunluğunda ve K çubuğu ve M çubuğuna baktığımda uzunlukları farklı ama der ki soru bize e, ne oluyormuş burada? X ve Y mumları aynı anda eriyorlarmış. O zaman daha uzun olmasına rağmen aynı anda erimelerini sağlıyorsa ki yapılan ısı verme işi demek ki M'nin ısı iletkenliği K'ya göre daha iyiymiş diyoruz. Yani bak buradaki D uzunlukları aynı. L telleri için baktığımızda aynı D mesafesi. Burada ısı geçişi aynı sürede olacak. Buraya baktığımda ise Burada da aynı sürede olması demek 2D yolunu daha hızlı gitmesi demek. O zaman M'nin ısı iletim katsayısı K'ya göre kesinlikle daha iyidir diyeceğiz. Bakalım o zaman K M'den daha kötü bir ısı iletkenidir. Ya da tam tersi M K'dan daha iyi bir ısı iletkenidir. Evet bu doğrudur. K ve L'nin ısı iletkenlikleri eşittir. Şimdi bize kesinlikle diyor. Kesinlikle dediği için L'de her ikisinde de var. L her ikisinde de aynı kalınlığa sahip olduğu için sadece yorum yapabildiğim K ve M arasındaki ilişkidir. KL'den büyük müdür ya da ML'den büyük müdür ya da ML'den küçük müdür buna dair herhangi bir açıklama yapamayız. O halde L, M'den daha iyi bir ısı iletkenidir. Bilemiyoruz. Bilemediğimiz için yanlış. Kesinlik yok. K ve L'nin ısı iletkenlikleri eşittir. Yine bilemeyiz. Kesinlik sorduğu için bu da yanlış. O yüzden cevabımız yalnız üçtür sevgili gençler. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet. Geldik şimdi ödülü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.